Kuru sen çırak mı? Evet. Ne yapayım? Hüseyin. Kimlerdensiniz? Lağabınıza kimler derler? Urfalılar derler. Urfalılar derler. Evet. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsun? Bu mesleği şöyle 10 senedir yapıyorum. 10 senedir. Evet. Daha evvel bir meslek yaptın mı? Hayır, yapmadım. Buna başladın, bundan evet. Devam ediyorsun. Evet. Peki bu Besli'deki iş sizi kurtarıyor mu bu? Yani satışla bir de tamir yapıyorsun. İki evet. Kişi bir arada. İşini bir arada evet. Yapıyoruz. Para kazanıyor musun yoksa karın mı doyurmak yani? Böyle bir para kazanamıyoruz. Sadece evet. Karın doyurmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü neden? Çünkü ufak yer. Tabii tabii. Bu işi ufak yapan yer. Da çok. Evet. Peki sana sorayım. Hiç dışarıya gitmek istedin mi? Denedin mi yani? Dışarıda çalıştın mı? Gurbette çalıştın. Evet. Nerede? 4 senedir İstanbul'da çalıştım. Evet. İstanbul'da kalfalık yaptım. Evet. Kimin yanında? Malatyalıların yanında çalıştım. Evet. Güzel. Şimdi işi pişirdin, geldin evet. Memleketinde evet. İş yapmışsın. Güzel. Şimdi şöyle diyeyim. Bu gidenler niye gitti acaba gurbete çıkanlardan? Sen sağdan soldan duyuşun, niye göçmüşler bu Besliler? İş sahasının kısıtlı olmasından, işte yolun yordamı olmasından, sapa düşmesinden, yani vasıtaların olmasından evet. Gelip gitmeme durumu olmasından, işte mecburen millet dışarıya çıkma zorunda kaldı yani. Evet, çünkü burada köşkellik yapıyordu. Ayakkabı işi, o da gidip Urfa'da köylerde satıyorlardı. Baktılar ki bunlar da çocuk nüfus çoğalınca, geçiremeyince evet, İstanbul'a gittiler. Evet. Orada şimdi hepsi büyük iş yapıyorlar. Evet, iş sahaları var, iş anları var hepsinde. Demek ki gidenler haklıymış. Kapıyor ki, içeri girin ya dışarı çıkın. İyi ya, bekleyin. Peki. İkincisi de, şimdi diyoruz ki bir Besli'de bir folklor kuralım, folklor. Bir de futbolumuz var. Bu en iyi Besli'yi tanıtan bir sektör. Böyle bir şey kurulursa siz de katkıda bulunur musun? Elimizden geldiğine yardım yaparız. Güzel. Lağabınızda kimler derler? Benim baba tarafıma Gediklioğulları derler, evet. Ana tarafıma Demirler derler. Evet, güzel. Şimdi aşağı şehri hatırlıyor musun? Hangi obada oturuyordunuz? Benim anam gel oturmuş orada. Hangi obada oturduğunu bilmiyorum ama. Bilmiyoruz. Bahamamın oralarda falan oturdularmış herhalde. Evet. Bu meslekten evvel başka bir mesleğin var mıydı? Sonra kendin mi seçtin yoksa baban birinin tavsiyesiyle mi yapıyorsun bu şeyi? Terziliğe nasıl başladın yani? Vallahi nerede başladın? Dayı, benim babam öleli 27 sene oluyor. Babam öldüğü zaman ben 3 yaşındaydım. Evet. Bu terziliğe de kendi isteğimden girmedim yani. Evet. Öyle bir geçici olarak girdik ama bir daha da kurtulamadık yani. Hala da devam ediyor. Yaklaşık 20 senedir yapıyorum. Evet. Peki, daha yani, dükkanımı da açalı 4 ay falan oldu yani. Evet. Hiç dışarı gittin, çalıştın mı? Dışarılarda gittin mi gurbete? Dışarıda çalışmadım. Ha. Ama birçok yeri gördüm yani. Gittim, gezdim, gördüm. Ben gezerek gittin yani. Tabii. İş yapmak için gitmedin. Yok. Peki. Şimdi şalvar dikmeyi biliyor musun? Tabii. Eskiden bu şimdi elbise falan çıktı. Şalvar gerçi burada var da. Evet. Mesela İstanbul'da birçok hemşehriler var. Bilmiyor şalvar artık. Bir hoca cübbesi dikebiliyor musun? Valla onu bilemiyorum hoca cübbesi. Demek birçok şeyler daha eski şeyler var. Evet, evet, tabii. Şimdi imkanın olsa gider misin? Yani para versen, param olsa ben İstanbul yahut Adana'ya gideyim, orada daha büyük iş yaparım. Çünkü tezcilerin yeri kalabalık mühit ister. Tezciler biraz. Valla da şimdi İmkan olsa giderim yani, gitmem diyemem. Ama burada da işim yoksa ben buranın yaşantısını hiçbir yerde göremeyim yani. Evet. Temizlik bakımından, güzellik bakımından. Hani her şey güzel yani şu, buranın. Kendi toprağımız diyorsun. Tabii. Burada az kazanayım daha iyi. Havası temiz, suyu temiz. Evet. Eti sebzesi günlük güzel. Evet. Halkı sakin bir yer yani daha doğrusu. Yaşanacak evet. Bir yer yani. Büyük evet. Yerler kalabalık. Evet. Peki sana da sorayım. Bu şehri diyorlar batağa kurulmuş. Sen olsaydın bu şehri, sana deseler ki bu şehri kur, o zaman nereye kurardın kendi gönlünce? Vallahi şimdi
Benim görüşüm etrafta adım akıllı bir yer yoktur. Evet. Surfaz tarafı mı desem artık düzgün olarak? Kayardı semti. He, o taraflar buralardan iyi olurdu yani, kötü olmazdı evet. Yani. Başka tabii. Bir düzgün yer yoktur yani. Şu öbür tarafa bakıyorum, meslek sesim onlara, orada da düzgün yer. Orada yer yok, kayardı. Orada da yer yok. Şimdi bir tek güzel, ora var. He, en güzeli oraya, şimdi yol da oradan geçti. He. Ama şimdi şöyle bir olay var. Anam memleket buraya kurulmuş değil. Kötü yere kurulmuş da memlekete kötü bakmak gerekmez. Tabii. Büyüklerin, milletin başta gelen insanların memlekete sahip çıkmamasından. Zaten kötü demiyorlar. Parayı değil kazanan adam gidip dışarıya yatırım yapmasından kalkınamamış yani. Evet. Geçinememiş. Onun için bizim gibi küçük kişiler de mümkün olduğu kadar dışarıya gitmeye çalışıyor yani. Bu yıllardan beri böyle devam ediyor. Tabii. Şimdi nüfus patlamasına cevap verecek bir meydan ve satış yapamıyor burada. Yok. Giriş yok. Aynı zamanda giriş çıkışlar da yok. Belirli yok. Bir kişiler alıyor götürüyor dışarıya. Hep belirli kişiler yani yıllık. Büyük masraflara katlanıyor. Buradan çavan topluyor, çilin topluyor, Erzurum'a götürüyor. Erzurum'da, Kars'ta, Tokat'ta, Nevşehir'de, Kayseri'de gidiyor. Bunlar da satış yapıyor adam. Ayak tüccarı derler bunlar. Burada bundan 20 sene evvel ben iyi hatırlıyorum. Her taraftan tezgah sesi gelirdi. Evet. Bir ceyran kesilme davası oldu. Bir tane tezgah kalmadı memlekette. Evet. Hepsi göçtü gitti. Antalya, Uşak. Yok yani memlekette iş sahasının olmamasından ben 20 senedir memleketin nüfusu 16 bin geçmedi daha ben iyi hatırlıyorum. Evet. Ne zaman bakıyorsam 16.200, 17.200, bu sene 20.000 falan geçmiş diyorlar. Orada köylerden ama. Akın da var, bir kısım gelenler de var yani. Geri gelenler var. Evet. Zaten çok ev göçüyoruz dayı, çok bildiğin gibi de. Bak benim dayım İstanbul'a nakliyecilik yapardı. Evet. Haftada daha size 2 haftada bir tane ev götürürdü. Evet. Ama şu bir senede bir 3 sene durdu yaramız. Durdu evet. Göç durdu. Evet. Şimdi ısı tekniği geliştirmişler. Bugün Besli'de bu işi şimdi yönetiyor. Güneş enerjisinden hemen hemen Besli'de birçok yerlerde artık gelişmiş durumda. Şimdi bunu geliştiren Besli müessesesinden bir soracağız. Onun da fikrini kendisi diliyle anlatacak. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Bu işi? 2 yıldır. Peki siz malzemeyi Antep'ten mi alıyorsunuz da nereden? Adana'dan getiriyoruz. Adana'dan. Evet. Pişirme bir şekilde getiriyoruz. Evet. Burada peki bu teselli mi oluyor? Bu Adana'nın yaptığı mal teselli mi? Tabii teselli bölgedir. Ha. Evet. Peki siz bu vadeli mi yapıyorsunuz Besli'nde? Genelde memur kesimi ağırlıkta olduğu için. Ha. Evet. Taksitli satışlar daha ağırlıklı oluyor. Evet. Sizin için de pek böyle vadeli olursa incitmez de hem de daha bol iş yapmış olursunuz. Tabii sürüm daha çok oluyor yani. Tabii. Eşine nazaran vadeli daha çok. Evet, çok iyi. Mesela evet. İzmir'de de yapıyorlar ama evet. İki taksitte yapıyorlar. Millet yaptırmıyormuş yani. Biraz da orası biliyorsunuz şey merkezler. Evet. Sıcak ama olduğu için. Enflasyonu evet. Biliyorsunuz zaten. Evet. Göz önünde hiçbir şey. Evet. Yani gerçekten çok faydalı yani. Evet. Besli için çok faydalı. Yani. Fakir şey yani. Zengin evet. Çıkarılmamış bir olay yani. Evet. Yani kara harcılıyorlar burada genelde. Evet. Ya hele yazın, her şeye gerek yok. Evet. Çamaşırını yıkar, gerçekten. Tabii. En aşağı 1 milyon olduğuna para verir. Tabii. Eskiden yani, zaten bunu alan bir şahıs, bir aile, 2 senede amorti eder yani. Kendi evet. Ücretini amorti tabii, eder. Tabii. Yani bunu odun veya vesaire. Yok, çok ucuz yapıyoruz yani. Şimdi, gerçekten de ucuz yani. Hani, sürümü çok olsun diye mi bu siz fiyatları düşürüyorsunuz bunu yani? Şimdi yani, rekabet yoksa var. İşçilik mi az sizde? Yok yani, yok. Yo. Fiyat düşme söz konusu değil de rekabet var yani. Ha. Şimdi 4 tane Besni 18 bin nüfusu olan Besni'de 4 tane atölyeci var yani imalat. Ha. Evet. Onun için var. Kim daha iyi bir şey verirse tabii, vadede hak tanırsa her vatandaş fiyat, oraya gidiyor. Fiyatın düşmesinin en büyük şeyi o yani. Evet.
Evet. Yani bu tanımak da vardı. Çünkü tabii. 4 ay, 8 ayda ödeyeceği para, para değerinden 2000 lira zaten kalmıyor. Evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bu işi 3 seneden beri yapıyoruz. 3 seneden beri. Evet. Peki yaptığınızdan vatandaşın hepsi de memnun mu? Hemen hemen memnunlar yani. Evet. Zaten bu... Evet. Şimdi bir sizin yaptığınız iş Besin'de bir devrim olmuş oluyor. Yani bizim tabirimize göre yüklü eşekten, su ısıtmadan, katmıyla, çalı toplayıp, şelekle su kızdırıp, çamaşır yıkamadan milleti kurtardınız yani. Yani gerçekten güzel bir şey yani. Bir de bir... Şöyle bir durum var. Daha önceden dışarıdan getirtiliyordu bu güneş enerjisi olayı çıktığı zaman. Evet. Birkaç kişi dışarıdan getirtiliyordu. Milletin güveni yoktu. Evet. Şöyle yoktu. Mesela ben bunu zaten bu dar gelirli insanlar için geliştirmiş bir sistem yani. Evet. Yani bu yapacaktan, odundan, kömürden tasarruf etmek amacıyla getirilmiş. Genelde evet. Fakir, orta gelirli kişilere hitap eden bir meslek. Evet. Olduğu için dışarıdan getirildiği zaman millet güvenmiyordu. Ha. Şöyle güvenmiyordu, yani bu arıza yaptığı zaman, patlama durumu olduğu zaman kime götüreceğim diyerekten evet. Bir rağbet yoktu. Tabii. Atölyeler açıldığı zaman zaten ilk atölyeyi biz kurduk buraya. Evet. Ondan sonra millette bir güven olayı ortaya çıktı. Evet. Ondan sonra zaten herkes benimsemişti zaten. Evet. Ve ilk çıktığında benimsememelerinin tek bir sebebi arıza yaptığı bile kime başvuracağız? Kim ilgilenecek? Evet. Yedek parçası bakımından evet. Tabii. Yani bu olay da ortadan peki kalmış. Şimdi yedek parçayı değiştirmeye gidip değiştiriyorsunuz. Evet. Yedek parça da bulunuyor değil mi? Evet, yani mesela büyük ki bozuldu hemen gidip değiştirebiliyorsunuz. Tabii, yani. Muhtaç evet. Etmiyorsunuz Antep'e. Yok, kesinlikle. Şimdi zaten öyle bir arızalarda zaten bir yıl garanti vermişiz. Evet. Kendi imalatımız olan şeylere de, mamullere de 3 yıl garanti vermişiz. Evet. Çok bu 3 yıl zaman zarfına kadar en ufak bir arıza hususunda işçilik haricinde bütün malzemeleri biz kendimiz tedarik ediyoruz yani. Çok yani güzel. Müşterilerimize yük olmamak. Yani gerçekten Besin'de bu bir ısıda çok büyük olan çünkü... Büyük bir atılım oldu. Evet, atılım çok güzel yani. Zaten, elinize sağlık. Yani size teşekkür ediyoruz yani Besin'den adına. Güzel. Gerçekten öyle. Yani bir yerde hizmeti gördüm hemen getireceksin bu millete ulaştırmak. Büyük bir varlıktı. Yani ibadetten daha ezendi yani. Gerçek yani bir yerde. Şimdi genelde müşterilerin değindiği noktaya değinmek istiyorum. Önceden buzdolabı, çamaşır makinesi. Evet. Çok zaruri bir ihtiyaçtı mesela. Evet. Şimdi buzdolabı da çamaşır makinesinin de zarurluğundan daha ön plana çıktı yani. Evet. Tabii. Yani millet buzdolaptan çok illa önce güneş enerjimi alır. Tabii. Önce o olsun. Hani buzdolabı olmasa da olur gibisine bir tabirler tabii. Kullanıyorlar yani. Evet. Evet. Şimdi öyle bir şey ki su, sıcak su, çamaşır yıkayacak sıcak su, kap yıkayacak sıcak su, yıkanacak sıcak su. Yani bunun için bir yük oldun, bir hafta gider. Yani bunu şimdi geniş bir şekilde açmış olursa küfletinden kurtulmuş oluyor yani. Evet. Yani, parasal açısını bir tarafa bırakalım maddi açıdan, manevi açıdan küfleti olmuyor bir. Evet. Pisliği, temizliği de bir söz konusu değil. Tabii. Rahatlık. Dumanı yani, yok. Önemli olan en büyük şey rahatlık. Yani bir şofben çıkmış mesela. Şofbeni bulaşık yıkamak için, çamaşır yıkamak için, banyo yapmak için gidiyorsun şofbeni açıyorsun. Bunda hiç gerek yok. Evet. Bunda sadece gidiyorsun musluğu açmak için. Yeterli oluyor, kâf oluyor evet. Yani. Bu... Hem orada yine tüp müp yanıyor, masraflı. Evet. Yani mesela bir odun yapıyorsun, bu odunun külüdür, şusudur, busudur, bu pislikleri de orada. Bunları da düşünmek lazım yani. Evet. Parasal yönü, bir de madalyonun kolay bir yüzü de var yani. Tabii. Tehlike hususunda, özellikle yani en büyük... Ceryan yok, ya bu diye çarpacak büyük, diye hiçbir şey yok, yakacak diye bir şey yok. Evet. En büyük avantajı bu bugün şofbeni olmayan, şofbeni olan da aynı tehlikeyle karşı karşıya. Tüple su ısıtan da aynı tehlikeyle karşı karşıya. Evet. Görüyoruz tüplerin patlamasını şeyi. Evet. Yani bu gibi olaylar da ortadan kalkmış oluyor. Evet. Yani
4-4 yani, bir... Gerçekten besinde bakıyorum yani yüzde hemen hemen 60'ı önde var. %100'e kadar çıkar yani, daha da evet, çıkıyor yani. Evet, evet. Peki şimdi şöyle diyorum ben, bu 4 firma da burada kurtarıyor mu bu işi? Şimdi kurtarması şöyle, zaten... Yani bunu köylere taşıyabiliyor geçmiş musun? Zamana, geçmiş zamana dayanmadığı için şu anda evet, kapasitesi götürüyor. Yani evet, 100 sene bir mazisi var bu olayın. Evet. Şimdi hemen hemen %60'ın dediğiniz gibi %70'i aldı yani 10 evet, tane de. 10 ailenin hani içinde. Büyük şehirlerde bu kadar yok. 3 tanesi almamış durumda. Evet. Hemen hemen daraldı. Bizim satışımız evet, daralmak üzere yani. Evet. Şimdi biz olayı köylere taşımaya başladık yani. Mesela bu bütün çevre köylerinde su, bazılarında su olanların hepsine hemen hemen taşıyoruz evet, yani. Çok güzel. Evet. Yani gerçekten de bir suyu motorla da çekse köyler var. Mesela bir de ben Kızılın'da da film çektim yani. Evet. Suyu nasıl şartlarla getiriyor. Orada imkan yok. Şimdi tazikli su olan her köyde yapılır mı? Hepsinde yapılır zaten. Santrafiş olayında da evet, aynı şekilde. Mesela kuyu bulmuş, su yok köyde. Evet. Kuyuya santrafiş da taraftan güneş enerjisine suyu kavuşturma olayıyla da evet, 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 bu şekilde rağbet eden köylerimiz de var yani. Evet, çok yani güzel. Su olmasa da su olmayan yerlere de bu şekilde ulaşabiliyoruz yani. Peki, sağ ol. Verdiğiniz evet, bilgiden dolayı teşekkür eder. İşlerinizde başarılar dilerim. Gerçekten çok memnun oldum verdiğiniz.